Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin en büyük, en güzel şehirlerinden biri olan Bursa'dayız. Gerek tarihi dokusu, gerek doğası, gerekse insanlarıyla Bursa yaşanılabilir şehirlerin başında gelen yerlerden bir tanesi bence. Hadi gelin ben lafı fazla uzatmadan önce bir gezmeye başlayayım. Sizle de sohbetimi bu şekilde ilerleteyim. İlk durağım tarihi Kozahan. Kozahan 1491 yılında Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt tarafından inşa ettirilmiş. Yapının mimarı dönemin ünlü isimlerinden Abdülillah bin Pulatşah. Bu han İstanbul'daki Beyazıt Camii'ne gelir sağlamak amacıyla yapılmış. Bursa'nın tarihi ve ticari merkezlerinden biri olan Kozahan, İpek Yolu üzerinde de önemli bir durak olarak dikkat çekiyor aslında. Adını uzun yıllar boyunca İpek Böceği kozalarının ticaretinin yapıldığı bir merkez olmasından almış. Osmanlı döneminde İpek ticareti özellikle Bursa ekonomisi için kritik bir öneme sahip ve Kozahan bu ticaretin kalbinde yer alıyor. Bugün bile handa İpek ürünleri satan birçok dükkan hala bulunmakta. Kozahan yalnızca ticaret için değil, aynı zamanda sosyal buluşmalar için de popüler bir mekan aslında. Özellikle avlusunda bulunan kafe ve çay bahçeleri ziyaretçilerin oturup tarihi atmosferi deneyimlemeleri için ideal bir ortam sunuyor. Gerçekten keyifli de görünüyor. Bursa'nın tarihi mirasını keşfetmek isteyenler için Kozahan mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Hem tarihi hem de kültürel değeriyle bu kentin sembol yapılarından biri. Aynı zamanda Bursa'ya geldiğinizde sevdiklerinize eş dosta hediyelik eşyalar götürmek istiyorsanız Kozahan alışveriş yapacağınız çok önemli bir nokta olacaktır sizler için diyorum. Etrafı biraz daha sizlere göstermeye devam ediyorum. Şu manzaranın rahatlığı, güzelliği beni benden aldı diye de ekliyorum. Az önce de söylediğim gibi burada alışveriş yapabileceğiniz birçok dükkan hala mevcut ve bu dükkanların genelinde çoğunluğunda ipek ürünleri satılıyor. Ve her fiyata göre aslında her bütçeye uygun ürünler ben gördüm. Yani 70 liradan başlayıp binlerce liraya kadar olabilecek, alınabilecek kumaş ürünleri, ipek ürünleri bu handa mevcut durumda. Hanın olduğu yerden de biraz bahsedecek olursak aslında Bursa'nın tarihi merkezinin tam göbeğinde. Hanlar bölgesi olarak geçiyor. Ulu Cami ve Orhan Camii arasında bulunuyor. Osmanlı devri han ve kervansaray mimarisinde eski geleneklerini sürdüren ve bütünlüğünü koruyabilmiş olan bir eser aslında burası. Anıtsal bir giriş kapısı var ve avlusunda bulunan 6 şadırvanlı köşk mescit Bursa'nın simgeleri arasında yine kabul ediliyor. Burada da güzel bir kedicik huzurla uykusuna devam ediyor. Avlunun ortasında gördüğümüz bu muazzam sekizgen yapıysa Selçuklu kervansaraylarında da sıkça görülen mescit yapısı ve altında kendi şadırvanı da bulunmakta. Kozahan'ın üst kattaki turunu tamamladıktan sonra şimdi bu tarihi merdivenlerden aşağı iniyorum ve hem tarihi mescit ve şadırvan yapısını görmek hem de alt kattaki dükkanları ve alttaki bu çay bahçesini o huzurlu ortamı görmek için bir de giriş katını sizlere gezdiriyorum. Giriş kat demişken aslında üst kattan ben giriş yaptım. Orası doğrudan Ulu Cami'nin de olduğu meydan tarafına bakıyordu. Alt kattaki girişte yine sadece kot farkından dolayı Ulu Cami'nin bir yan sokağına açılıyor. Yani hem alt kattan hem de üst kattan girebilir. Sonra han içindeki merdivenlerden yukarı çıkabilirsiniz. Bu mescit Selçuklu döneminin kare ya da dikdörtgen planlı çift taraflı merdiveni olan dış cephesi böyle süslü köşk mescitlerinden biraz farklı aslında. Kozağan'ın avlusundaki bu mescit altında havuzlu şadırvanı da olan sekiz kenarlı bir yapı. Üstü kurşun kaplı bir kubbeyle örtülü ve bir merdivenle içine çıkılıyor. Çok güzel bir mimari tasarım var açıkçası. Ben içine girdiğimden beri gözlerimi alamadım desem yeridir bu tarihi, bu güzel yapıdan. Şimdi alt katta birkaç tane farklı çay bahçesi var. Birkaç tane günümüz tabiriyle kafe var. Buralarda oturup dinlenebilirsiniz. Çayınızı kahvenizi içebilirsiniz ve gayet makul fiyatlar olduğunu gördüm. Alt kattaki dükkanlarsa üsttekilerden biraz daha farklı olarak daha çok giyim malzemesinden çok hediyelik eşya ve takı üzerine, gümüş üzerine. Ama yine de alt katta da ipekler bulabiliyorsunuz. Yani onlarca seçenek mevcut burada. Gelip keyifle hediyelerinizi alabilirsiniz. Kendinize de hediye alabilirsiniz. Sevdiklerinize de Bursa'dan bir şeyler götürmek isterseniz. Bu güzel yapıda, bu tarihi atmosferin içinde alışveriş yapmanın tadını çıkartabilirsiniz. Çayınızı yudumlayarak diyorum. Etraftaki ağaçlara, etrafın güzelliğine bakıyorum.
Bir de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Bursa çok hayvan dostu bir şehir. Evet. Özellikle Kozahan'ın içine gördüğüm kediler bırakın etrafta yapmayı. İşte bakın böyle takıcıların vitrinlerine bile geziyorlar. Şimdi Küçük Han tarafına geçiyorum. Orada da yine kediler için mama kapları, su kapları koyulmuş. Burası şu an girdiğimiz bölge eskiden aslında hayvanların bulunduğu, hayvanları bağladıkları bölgeymiş. Tabii günümüzde burası şimdi içerideki restoranlara, lokantalara, kafelere ev sahipliği yapıyor. Bu bölgede gelirseniz oturup dinlenip bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ben Kozahan'daki gezimi tamamladıktan sonra yavaş yavaş buradan ayrılıyorum ve bir sonraki durağıma doğru yürümeye devam ediyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bursa'da gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi çevrenin temizliği. Gerçekten insanlar çok duyarlı. Tabii ki belediyeler çalışıyordur, devlet kurumları hizmet ediyordur ama insanların çevreye duyarlılığını burada görmek çok mümkün. Yani yerde neredeyse hiç çöp görmedim, yere atılan hiçbir çöp görmedim. Şehrine sahip çıkan insanlar oldukça şehirler güzel kalacaktır, güzel olmaya devam edecektir. Tam karşımda şu an Ulu Cami'yi görüyorsunuz ama Ulu Cami'nin şu anda güzel bir açıdan çekmeye çalıştım fakat çok yakındayım. Ulu Cami'ye biraz daha sonra gireceğim. Öncelikle madem hanlarla başladık, birazcık alışverişle ilgili yerleri gezelim, birazcık çarşıları gezelim. Ondan sonra size geri kalan tarihi yerleri göstereceğim, hiç merak etmeyin. Az önce bulunduğum nokta Orhan Gazi Meydanı ve Gazi Orhan Parkı'ydı. Şimdi buradan Kutucular Sokak'tan girdim, aşağı doğru yürüyorum. Bu yol beni Bursa Kapalı Çarşısı'na çıkaracak. Evet, Kapalı Çarşı Ulu Cami girişinden içeri doğru giriyorum. İstanbul'daki Kapalı Çarşı neyse Bursa'daki Kapalı Çarşı da aslında aynısı. Özellikle altıncıların olduğu, kuyumcuların olduğu bir merkez halinde Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmaya başlanıyor ve bugünkü haline kadar her zaman İpek Yolu üzerindeki bir kuyum ticareti, mücevher ticareti ve aynı zamanda giyim, kuşam, tekstil ticaretinin yapıldığı nokta haline alıyor. Ben gezerken çok keyif aldım. Altınların, kuyumcuların olduğu bölgeden çıkıp hemen önce bir Yorgancılar Çarşısı'na doğru girdim. Buradan akış biraz daha benim hoşuma gitti aşağı doğru. Şimdi burada tekrar Kapalı Çarşı'dan dışarı çıktım ama geri döneceğim. Çıktığım bu cadde adı kadar güzel olan Cumhuriyet Caddesi. Cumhuriyet Caddesi ortasına bir tramvay yolu olan tam bir tarihi, şehir tarihi, Türk şehri caddelerinden bir tanesi. Buradan yavaş yavaş tekrar Ulu Cami Meydanı'na döneceğim ben aslında ama etrafta birçok bu bölgede de dönerci var. Tabi Bursa deyince akla gelen ilk yiyecek Bursa İskender'i, Bursa Döner'i ve aynı zamanda da neydi? Kestane şekeri. Bunların hepsini bu bölgede bulabiliyorsunuz. Şimdi buradan yavaşça yönümü Pirinçhan'a doğru devam ettiriyorum. Pirinçhan'a geldiğim zaman biraz etrafı size göstereceğim. Oradan orası beni zaten otomatik olarak yani size de bir yol haritası olsun diye aslında bu kadar detaylı anlatıyorum. Pirinçhan'ın diğer çıkışı bizi Ulu Cami'ye bağlamış olacak. Sol çaprazımda gördüğünüz İvaz Paşa Çarşısı diyor. Burası aslında diğer adıyla da Eski İpek Han. Bunun hemen bağlantısı köşesi de işte Pirinçhan'ı. Burada Bursa'da o kadar çok han var ki zaten bölgenin adı Hanlar Bölgesi olarak geçiyor. Çok doğru bir isim, çok doğru bir tespit. Hanlar, çarşılar. İstanbul'da Eminönü Bölgesi ve Sultanahmet Bölgesi neyse gerçekten Bursa'da Ulu Cami Bölgesi de tarihi bölgede aynı şekilde içine girdiğinizde, geldiğinizde buraya tarihte bir yolculuk yapıyorsunuz. Bir anda 500 yıl önceye gelmiş gibisiniz. Çünkü bu tarihi yapıların bu şekilde korunması, alışverişe hala devam etmesi ve bizim Türk mimarimizdeki aslında şimdi alışveriş merkezi, mall olarak gördüğümüz işte o yerlerin, kapalı yerlerin çok modern bir çarşı gibi bize anlatılması değil. Bakın aslında kapalı çarşılar, alışveriş merkezleri bizde 500 yıl önce de varmış diyorum sevgili izleyenler. Keyifle gezmeye devam ediyoruz. Şu an içinde bulunduğum bu yürüdüğüm kapalı çarşı Bakırcılar Çarşısı. Osmanlı döneminde aslında bu çarşılar hep hangi ürünler satılıyorsa genellikle o ürünlerin ismini alarak yürütmüş. Ama tabii ki günümüzde artık çok fazla bakırcılık kalmadığı için buralarda yine kuyumcularla, tekstil dükkanlarıyla dolmuş durumda. Normalde bu zaten yani günün gerekliliklerine uyum sağladıkça, adapte oldukça hayatta kalır. Mimari eserler bile o yüzden hayatta kalmayı başarmış yine Bakırcılar Çarşısı'da. Şimdi bu meydana çıktık. Yani muazzam bir manzara var burada. Bilmiyorum kameradan da size ekrandan öyle yansıyor ama ben çok çok beğendim. Çok güzel bir çevre düzenlemesi var. Etrafta dediğim gibi temiz bir çevre.
düzenli bir çevre, insanların da genel olarak birbirine saygı duyduğu, davranışlarına düzgün olduğu, keyifle yürüyüşünüzü yapabileceğiniz, oturup gökyüzünü seyredebileceğiniz, çiçekleri seyredebileceğiniz güzel bir park alanı burası da. Özellikle fotoğraf çekmeye, çektirmeye ilgisi olan arkadaşlar için de güzel konumlardan bir tanesi. Bursa Kapalı Çarşı'ya son bir kez dönüp baktıktan sonra artık diğer noktam olan Ulu Cami'ye yürümek üzere buradan Atatürk Caddesi'ne bağlanıyorum. Atatürk Caddesi de Bursa'nın merkez noktalarından bir tanesi. Zaten Ulu Cami ve Hanlar bölgesi Atatürk Caddesi üzerinde. Bu cadde üzerine aynı zamanda birçok lokanta, restoran, kafeler, aynı zamanda bankalar, alışveriş yapabileceğiniz farklı mağazalar, zincir markaların mağazaları, her şey mevcut durumda. Yine Bursa'ya geldiğinizde görmeniz gereken caddelerden, noktalardan bir tanesi ki zaten Ulu Cami'yi görmek isterseniz, Hanlar bölgesini görmek isterseniz mecburen bu cadde üzerinde yürüyeceksiniz. Ve işte karşımızda Bursa Ulu Cami. Türkiye'de kime sorarsanız sorun, Ulu Cami deyince kesinlikle bir fikri vardır, Bursa'da olduğunu söyler diye düşünüyorum. Zaten Süleymaniye, Selimiye, Sultanahmet gibi camilerin yanında Türkiye'de en çok bilinen, en popüler, en meşhur camilerden bir tanesi. Burayla ilgili biraz bilgi verecek olursak, çok ayaklı cami şemasının bir örneği burası. Caminin 20 tane kubbesi var ve Türkiye'deki iç cemaat yeri, yani içerideki cemaat alanı en geniş olan cami. Şu şadırvanlarının havuzlu şadırvan olmasına bayıldım bu arada. Aynısını zaten Kozahan'da da göstermiştim. Şadırvan havuzlu bir şadırvandı. Bence çok güzel görünüyor. Çok güzel bir mimarisi var caminin. Dışarıdan bakınca biraz farklı, yani bariz bir şekilde farklı aslında mimari tekniği. Gelin bir de içeri girelim. İçeriden şöyle bir bakalım neler göreceğiz. Nasıl bir mimari yapı göreceğiz. Bu arada tarihi özelliklerinden bahsedelim. Burası da yine 1400'lü yıllarda yapımı tamamlanıyor. Osmanlı Hanedanı tarafından Bursa'ya armağan ediliyor. 1. Beyazıt tarafından aslında Nibolu seferinin dönüşünde emir veriliyor ve yaptırılıyor burası. Ancak maalesef yapım emrini veren bir kitabe yok ortada. Tabi kapısında yazan 1399 yılı inşa tarihi olarak buranın kabul ediliyor. Şimdi içeri girdik. İçeride çok fazla ahşap oymacılığı ve ahşap işçiliği olduğunu görüyoruz. Farklı bir sanat tarzı dediğim gibi. İstanbul'da daha çok mermere alışmışken Bursa'da ahşabı görüyoruz. Tabi maalesef caminin başına kötü şeyler de geliyor. Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düştükten sonra Osmanlı devleti Fetret dönemine girince 1421 yılına kadar Ulu Cami ibadete kapalı oluyor ve 1421 yılına tekrar ibadete açılıyor. 1517 yılında ise güzel bir şey oluyor ve Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır'ın fethi ve hilafetin Osmanlı'ya geçtiği dönemde getirilen Kabe kapı örtüsü yine Yavuz Sultan Selim tarafından Ulu Cami'ye hediye ediliyor ve minberin soluna asılıyor. Caminin tam ortasında bulunan erkekler bölümünün içinde kalan bu havuzlu şadırvan ve üzerindeki cam kubbe muazzam görünüyor. Gerçekten mimari tasarım olarak baktığınızda ben bu tarz tasarımı, bu tarz döneminin çok ötesinde olan tasarımları çok çok beğeniyorum. Ulu Cami'ye olan ziyaretimizi de tamamladıktan sonra yavaşça buradan da ayrılıyorum ve şimdi Bursa'daki gezimde beni en çok heyecanlandıran, en çok gerçekten evet iyi ki gelip görmüşüm, bugüne kadar neden gelip ziyaret etmediğim dediğim yere yürümeye devam ediyorum. Bir yandan ana hedefime doğru ilerlerken diğer taraftan da sizlere gözüme çarpan çok güzel bir eseri göstermek istiyorum. Bursa Kalesi. Bursa Kalesi bakın M.Ö. 1. yüzyıla dayanıyor inşası. Bitinyalılar tarafından inşa ediliyor. Ardından Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından aktif olarak kullanılıyor. Burası Tophane Parkı'na kadar uzanıyor. Tophane Parkı'na doğru uzanırken buradan harika bir seyir alanı, seyir terası yapılmış. İşte Ulu Cami'yi, Hanlar bölgesini fotoğraflayabileceğiniz, videolarını çekebileceğiniz, kendiniz de şehri şöyle güzelce izleyebileceğiniz harika bir alan var burada. Güzel bir seyir terası yapılmış. Şurada etrafa sağda sola sprey boyayla yazı yazan arkadaşlar olmuş. O arkadaşlara utanmaları gerektiğini söylüyorum sadece. Bu kadar güzel tarihi dokuyu nasıl kirletebilirler bilemiyorum. Bu gördüğünüz kapı Hisar Kapı olarak geçiyor. Hisar Kapı aynı zamanda Osmanlı döneminde yaptırılıyor ve aktif olarak kullanılıyor. Aslında eskiden de kalmış ama varmış ama aktif olarak kullanılan bir kapı değilmiş. Aynı zamanda burası saltanat kapısı olarak da kullanılmış Bursa Kalesi'nin. Evet, Bursa Kalesi'nden sonra karşıma Tophane Parkı ve bu parkın en büyük özelliği. İşte bu park
Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Gazi, Padişah Osman Gazi ve Osmanlı Devleti'ni devlet haline getiren ikinci padişah Orhan Gazi'nin mezarlarının olduğu çok değerli, çok güzel bir park. 1281 yılında Söğüt'te doğan Orhan Gazi, 1362 yılında Bursa'da vefat etmiş ve bu türbenin altında bulunan mezarında yatmakta. Osman Gazi'nin oğlu 1324 yılında babasının vefatından sonra tahta geçiyor ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve genişleme döneminde önemli rol oynuyor. En büyük başarısı Bizans İmparatorluğu'nun zayıflığından yararlanarak Bursa'yı 1326 yılında tamamen fethetmesi. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti haline getiriyor Bursa'yı. Osmanlı topraklarını 16.000 km2'den 100.000 km2'ye kadar genişleten bir komutan, bir bey. Merkezi bir yönetim yapısına kavuşturuyor Osmanlı Devleti'ni. İlk düzenli orduyu kurma adımını atıyor. Yaya ve müsellem adı verilen askeri birlikleri kuruyor. Bunlar düzenli Osmanlı ordularının temelini oluşturmaktı. Orhan Gazi yalnızca bir asker değil, aynı zamanda önemli bir devlet adamı. Camiler, medreseler, hanlar gibi pek çok eser yaptırıyor ve Bursa'ya işte çok büyük katkıları oluyor. Türk dünyasına çok büyük katkıları oluyor. Orhan Gazi'yi andıktan sonra, ziyaret ettikten sonra yönümüz şimdi solda babasının, Padişah Osman Gazi'nin, Osmanlı Devleti'nin kurucusu, ilk padişahın, ilk sultanın mezarına doğru çeviriyorum yönümü. Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk padişahı. Oğuzların Kayıboyu'na mensup olan Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'nin 1281 yılında vefat etmesinin ardından Söğüt ve Domani çevresindeki beyliğin başına geçiyor. Osman Gazi, küçük bir uç beyliği olarak başlayan Osmanlı Beyliği'ni Bizans İmparatorluğu'na karşı kazandığı zaferlerle genişletiyor ve 1299 yılında bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Devleti'nin temellerini atıyor. İlk fethettiği topraklar arasında Karacahisar, Yarhisar ve Bilecik bulunmakta. Bu fetihler sırasında Bizans'a karşı savaşan Türkmenleri çevresine toplayarak devletin nüfus ve askeri gücünü arttırıyor. Osman Gazi devlet yönetiminde adalet ve hoşgörü yasası almıştır. Fethettiği topraklarda halkın dini ve sosyal yaşamına müdahale etmemiştir. Bu yaklaşımı halkın Osmanlı yönetimi benimsemesini kolaylaştırmıştır. 1326 yılında Osman Gazi'nin uzun süredir hedefinde olan Bursa, oğlu Orhan Gazi tarafından fethedilmiştir. Ancak Osman Gazi, Burhan'ın fethini göremeden aynı yıl vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine Bursa'daki Gümüşlü Kümbet'te defnedilmiştir Osman Gazi. Osman Gazi'nin liderliği, cesareti ve ileri görüşlülüğü Osmanlı Devleti'nin bir beylikten imparatorluğa dönüşmesinde temel taşı olmuştur. Onun başlattığı bu miras 600 yıl boyunca dünya tarihine damgasını vuracak bir imparatorluğunda başlangıcı olmuştur. Evet, Osmanlı Devleti'ni kuran işte bu mezarda yatan zat-ı şahanedir diyebiliriz. Osman Gazi ve Orhan Gazi'yi saygıyla andıktan sonra Tophane Parkı'ndan şehre şöyle güzel kuş bakışı manzarasıyla güzelce bakıyoruz, doyasıya bakıyoruz. Bu güzel şehri biraz daha izleyip yeni duraklarımıza doğru yol almak üzere yürüyüşümüze devam ediyoruz. Tabii ben size Bursa'nın tarihi yerlerinden, tarihi noktalarından bahsediyorum sürekli ama aynı zamanda Bursa nüfusuyla ve ekonomisiyle Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. Marmara bölgesinde İstanbul'dan sonraki ikinci büyük şehri olma durumunda. Bursa sadece İskenderiyle, kestane şekeriyle veya işte ipekleriyle, şallarıyla ünlü bir şehir değil. Bursa aynı zamanda Türkiye'nin sanayisinin de ana kalbi diyebileceğimiz şehirlerden bir tanesi ve birçok sanayi kuruluşuna da ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden Türk ekonomisini de gerçekten destekleyen ve Türk ekonomisi için çok büyük, çok değerli bir şehir. Özellikle zaten Türkiye'de otomotiv denince akla gelen yine ilk şehir Bursa. Burada hemen Tayyara Kültür Merkezi, burası Türk Hava Kurumu'nun bir uzantısı durumunda. Atatürk Caddesi üzerinde. Atatürk Caddesi üzerinden yine başka bir sokağa girdim. Hemen bu sokakta çok güzel böyle ufak, irili ufaklı birkaç tane dükkan gördüm. Konudan konuya atlıyorum ama burada gördüğüm tarihi bir İskenderci, böyle bu da yine eski mimariyle. Bina aslında normalde betonarme bina ama dışını ahşapla kaplamışlar. Güzel görünüyordu. Etrafta güzel dükkanlar var, güzel yerler var, güzel sokaklar var. Genel olarak sakin. İstanbul'un kalabalığından sonra çok sakin, çok keyifli. Bu Atatürk Caddesi'nden devam eden tramvay bence hem bir nostalji yaratıyor, o eski biraz Kadıköy'ü, İstanbul'un eski halini bana anımsatıyor ama şehrin sakin olması bana açıkçası en çok keyif veren nokta oldu.
büyük bir şehir diyoruz. Türkiye'nin dördüncü büyük şehri diyoruz ama bence güzel bir Amerikan şehrinde, Avrupa şehrindeki o kalabalıklık, nüfus ve yerleşim alanı oranına sahip bu şehir. O yüzden Bursa'da gezmek, yürümek size keyif verecektir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Özellikle İstanbul'daki izleyicilerin çoğu İstanbul'da. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Eskişehir'den yani nüfusu yoğun şehirlerden zaten ortalama 3 saatlik sürüşle veya işte 4,5 saatlik bir otobüs yolculuğuyla gelebileceğiniz güzel bir şehir. O yüzden gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Burası da Valilik Meydanı. Valilik Meydanı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk heykeli bu arada. Bu da muazzam. Yani o kadar güzel bir alana, o kadar güzel bir heykel koyulmuş ki ve etrafındaki parkın düzenlemesi o kadar güzel ki. Yine burada şeyi gördüm. Maalesef İstanbul'da göremediğim işte ülkenin değerlerini ülkenin insanına güzel yollarla göstermenin bir örneklerini gördüm. Konuyu fazla da dağıtmak istemiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Bursa videosunu. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize güzel, keyifli, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.